Fışkıyı yedi, feci bir şey. Bu zararlı bir şey değil. Ben bunu anlatmaya çalıştım. Ondan sonra bana sordular, sen yedin mi? Evet yedim kardeşim ya. William Buckland da yemiş. Bu bir merak meselesidir. Değil mi? Bilimsel olarak bakıyorsun şimdi senin vücudundan ne çıkıyor? Hani şu dışkısının tadını merak edip dışkısını yiyen adamdan bahsediyoruz. Bence öncelikle bu adam jeolog, yani yer bilimci. Yani yer hakkında araştırmalar yapan, işte depremlerdir, doğal afetlerdir gibi konulara eğilen, ilgilenen bir kişi. Evet, Allah subhanahu teala'nın öyle bir ayeti var. Allah subhanahu teala yeryüzünü sarsmaması için dağları yarattığından bahsediyor. Ve buna muhalif olarak da bu pisliğini yiyen kişi diyor ki bu kitap Allah subhanahu teala'nın katından değil, peygamberin yazdığı bir kitaptır ve Allah filan da yoktur diyerek yediği pislikten daha büyük bir pisliği kusuyor. Ben şunu her zaman söylüyorum. Din adamının her konuştuğu din değildir. Bilim insanının da konuştuğu her söz bilim değildir. Celal Şengör diyor ki sizin Allah'ınız dağları yeryüzünü sarsmaması için yarattığını söylüyor ama dağların bulunduğu yerlerde müthiş depremler olur diyor. Bu zavallı kişi sebep ve sonucu birbirine karıştırıyor. Dağların oluşma sebebiyle dağların oluştuktan sonraki görevini birbirine karıştırıyor. Dağlar oluşurken iki kütlenin çarpışmasıyla beraber bir kütlenin yukarıya, bir kütlenin de aşağıya kök olarak, kazık olarak indiğini biliyoruz. Bu çarpışma oluştuğu anda elbette depremler oluşur. Lakin o dağ orada oluştuğu zaman tam aksine depremleri engelleyen bir özellik taşır. Şimdi Türkiye'de doğru düzgün bilim konusunda doğru düzgün bir altyapı olmadığı için 3-5 tane kendisini bilim adamı diye yutturan, bilim insanı diye yutturan insanlar maalesef çıkıyor. Bu konu hakkında gerçek manada birden fazla bilim insanı olmuş olsaydı, yani jeolog olan bilim insanları olmuş olsaydı, yer bilimiyle ilgilenen insanlar olmuş olsaydı ki bu gerçeği onlar Celal Şengör'e cevap olarak verirlerdi. Ki zaten bugün Amerika'da bu bahsettiğim şey yaygın bir görüştür. Celal Şengör bu meseleyi bilmiyor mu diyen insanlar olur. Bence biliyor. Bildiği halde bu olayı manipüle edip insanları aldatarak insanlara satıyor. Demek ki neymiş? Yani sebep ve sonuç ilişkisini birbirine karıştırmamamız lazımmış. O pisliği yiyen insan da beyninin ne yaktığını artık siz tahmin edin. Zihniyetinin de ne kadar nedenli temiz olabileceğini artık siz düşünün, siz görün.